Mutfakta Sibel Yalçın var. Hoş geldin Sibel'cim. Nasılsın? Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Şükür ki bak bizim elektrikler evet, bizi çok, çok ısıtıyor. Çok şükür. Çok ilginç bir şey yapacak Sibel Yalçın. Sibel Yalçın içinizden biri. Onun çok güzel bir blog var. Evet, değil mi? Blog var. Yemek blog var. Harika şeyler paylaşıyor. Onu oradan buldum. Bir tesadüf birleştik ve bırakmıyoruz onu. Teşekkür Bugün, ederim. Sağ olun. Bildiğimiz mozaik pastayı sen çok farklı yapıyorsun. Evet. Çok hoşuma gitti bu tarif. Ben de daha önce bir yerde rastlamadım. Mutlaka bilenler vardır ama ben denk gelmedim. Sizin programınızda da yayınladığını hiç fark etmedim. Onun için değişiklik olsun diye. Evet. Özellikle de kışın evlerde tahin ve pekmez tüketimi de daha çok arttığı için hani evde hazır olan bir yani bir paket bisküvi alacaksınız ve hazırlayacaksınız. Çok basit malzemelerle de hazırlanıyor evet. Ve lezzeti çok güzel. Şu tavrını çok beğeniyorum Sibel. Gerçekten çok mütevazı tavrını çok teşekkür beğeniyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten ben de unutmuş olabilirim. Evet. Programda bunu yapmadığımızı düşünüyorum. Sibel hatırlıyor musun sen? Ben gelmedim. O daha iyidir. Benim de hafızam fena değildir. Ben de hiç görmedim. Çok değişik. Dikkatle izleyin. Çocuklar mozaik pastayı çok seviyorlar. Bu şekilde şimdi, de tahinle pekmesi. Bisküvit. Evet bisküviyi kırdık. Bir paket. Evet. Hazırladık onu. Malzemelerimiz de çok az. Hepsi çay bardağı ölçülerimiz. Pekmezimiz. Bir çay bardağı. Evet. Bütün ölçülerimiz çay bardağı olarak. Bir tek kakaomuz bir yemek kaşığı kullanacağız. Evet. Tahinimiz. Ben bir gün dolapta kalması gerekiyor. Dünden sizin için en son izleyicilerimize gösterebilmek için hazırlayıp getirdim. Tamam. En son safhasını birlikte göreceğiz inşallah. Tamam. Sütümüz. Tahin koydun, pekmez koydun, süt koydun, kakao koydun. Kakao evet. Ne kadar? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı ve cevizimiz. Bu kadar. Çok güzelmiş malzemesi de. Evet gayet. Bakın çok kolay hepiniz yapabilirsiniz bunu. Şimdi bunu iyice karıştırıp kakaonun pekmezle tahin çabuk karışıyor da biraz kakaoyu ezmemiz gerekiyor tabii. Bir naylon poşete de yapılabilir. Atla, bak ben burada bir naylon koymuşum. Stretch. Evet. Şimdi hepsini üstüne de şey Hindistan, Hindistan cevizi döktüm. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz Derya. Bu kadar demeyeceksin herhalde bana. Bu kadar. Say mı bu kadar? Çok hemen daha yapılır bu. Dolapta bu. Bir kere bu buzlukta durabiliyor mu? Duruyor duruyor. Buzlukta durur. Biri rahat, geldi rahat. Mi çıkartırız. Rahat rahat. Seyhan Hanım beğendiniz mi bu tarifi? Harika. Çok güzel değil mi? Evet. Bir bardak pekmez, bir bardak tahin, bir bardak süt, ceviz bir çay bardağı bunlar. Aha. Bir koca yemek kaşığı da kakaoyu koyduk. Bisküvileri kırdık oraya. Yapımı da gayet basit. Malzemesi de gayet basit. Faruk sen bunu yaparsın evde. Kesin yaparsın. Faruk bizim çok yetenekli böyle şeylerde. Şimdi böyle mozaik pasta yapan hanımlar bilirler. Bunu rulo haline getireceğiz. Rulo yaparken tekrar üstüne de bir daha Hindistan cevizi dökeceğiz. Çünkü alt tarafta kaldı Hindistan cevizi. Tekrardan üstüne de almak için. Bunu sıkıca sarıp difrize kaldıracağız Derya. Bunu poşette yaparlarsa daha rahat olur. Çünkü poşeti daha büyük, büyük poşet kullanırlarsa evet. Daha rahat sarma imkanları olur. Ha poşette yapalım. Poşette daha rahat sarılıyor. Şimdi şöyle. Ay yani Sibel Yalçın seni seviyorum. Ben de İyi sizi. İyi ki bizimlesin. bu bilgileri paylaşıyorsun. Basit. Teşekkür ederim. Kolay. Ucuz. Evde bulunan yağlar mağlar da koymamış olduk. Hayır, tahinin içindeki. Şeker de yok. Şeker de yok. Bağlayıcılığı ne sağlıyor diyor. Tahin mi? Tahin koyu olduğu için bir de kakao ile karıştırıldığında daha bir kakao da hafif bir un şeyi veriyor ona, kıvamı veriyor. O da sağlıyor koyulu olduğu. Ay Sibel bu muhteşem. Böyle. Şimdi biraz şekil verdikten sonra şöyle tabii kapatarak sıkı sıkı. Üstüne. Bunu böyle. Bak Sibel İyice kıvamlandı. Gerçekten çok güzel kıvamlandı. Biz hani çok çabuk karıştırdık. Biraz daha karıştırdığımızda üçgen şekli de vereceğiz tabii. Değil mi? Nasıl isterseniz. Yuvarlak da olur, üçgen de olur. İşte bunu bu şekilde. Alıyorum arkadaşlar çekim yapsınlar. Bu şekilde. Evet. Sibel iki dakika seni buraya alayım ben. Bravo, tebrik ediyorum. Bir tanesi. Teşekkür ederim. Süper güzel bir şey öğrendik. Bana bir şey öğretenin
40 yıl kölesi olurum. Dile benden ne dilersen. Gerçekten çok güzel bir şey. Değişik bir şey oldu. Hepimiz yapabiliriz. Yılbaşı sofralarınızı bundan yapabilirsiniz. Evet. Basit, kolay. Atın dolaba. Evet. Çocuklar için yapın. Sağlıklı, besleyici. Çocuklar için de pekmez. Şeker olmadığı için. Biskit de var ama çok güzel. Evet. Şimdi dün biliyorsunuz elma kapı süsü yapmıştık. Ve fakat içine misina kullanmıştık. Biz şimdi bu şeyi, hatayı düzeltiyoruz. İçine misina değil, nalburlardan alacağımız şu teli koyduk. Gittik gene. Doymadık, gene çalıştık. Bağlamışsın Sibel Bey'in ucunu. Şuradan keseceğim bir yerden. Ha, kes bir yerden. Çok sıkı. Neden öyle yapmayı tercih ettin? Şu kadar keseceğim, göstermek için yeter. Ha, tamam. Şöyle yapacağım. Evet. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Bizim elmamız, Amasya elması kullandık. Yani uzun süre dayansın bu diye. Şöyle bir alet vardır. Söyle Sibel, buna ne deniyor? Biz. Biz deniyor. Yani Sibel'le ben deniyor buna. Bizle bunu deneyeceğiz. Siz bir tane mesela 3 numara, 4 numara veya 3 numara bir şişle delebilirsiniz. Hmm, aslında bunun en olur. Mantıklısı o demir bir şeyiniz varsa onunla delin. Bu çok daha kolay oldu. Hemen şurada işte elmamızı bu şekilde geçirdik. Hem elmayı kesmemiş, misina elmayı kesti, kesmemiş oldu. Yine bir çam dalı, bakın şurada bir bunun bir tutma yeri de yaptık şuraya. Şöyle, bunu kapıya asarsanız 12 ayın elması şu hale geldi. Harika değil mi? Ben çok beğendim. Yani bir nalburdan alacağınız kaç milimdir? 0.80 midir bu tel acaba? 0.80'den kalın. 0.80'den biraz kalın. Ca bir telle yaparsanız çok basit, çok kolay bir şey bu. Evet, 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 evet. Ay, top börek. Evet. Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü nereden buluyorsan buluyorsun, çıkartıyorsun en güzel tarifleri. Çok teşekkür ederim Derya. Şimdi top börek için nelere ihtiyacımız var? Bunun da çok fazla bir malzemesi yok. 2 tane yumurtamızı kırıp çırptım. 1 tane soğan, 250 gram kıymayı kavurdum. Normal hanımlar bilirler, kıymalı börek içi gibi karabiberini, kimyonunu, pul biber koydum ben. Tuzunu koydum, hazırladım. Tamam. Şimdi içi içinde... Onun rengi neden öyle oldu? Bir şey mi koydun içine? Tuz. Tuz, karabiber mi? Bir tek tuz ekledim. Tamam. Şimdi karabiber içinde var. Bir bardak süt ekliyoruz. Tamam. Arkasından yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Süpersin. Bu kadar. Evet. Şimdi bunu zaten yufkamızda 2 tane. Ama yufkamızı 20 eşit parçaya böleceğiz. Hı hı. Ve bunda 20 adet küçük küçük toplar halinde. Üstüne bir yufka daha koyacağız. Koyacağız. Mı? Evet, şimdi süpersin. Bu ara katımız. Tamam. Daha sonra galet unla bulayacağız. Çıtır hı hı. Çıtır börekler elde etmiş olacağız. Şimdi çok pardon. Şuradan sana bir fırça bulur muyum diye baktım ama. Evet. Teşekkür ederim. Bardağın içine koy. Evet, en iyisi. Evet. Şöyle koydum. Şimdi ikinci yufkamızı koyuyoruz. Süpersin. Ne diyor, annen beğenmiş mi geçen defa? Bayılmış mı? Özellikle de bu Heidi Stüdyo'ya konuklarına hayran. Hayran değil mi? Evet, geçen seferde. Hakikaten çok güzel içlerinden birilerini burada görmekten çok mutlu oluyorlar. Evet. Şimdi onu da sürüyorsun. Bunu da sürüyoruz. Birazcık bırakacağız iç sürdüğümüz bu malzemeden. Şimdi top şekli verirken o bize gerekecek. Şimdi nasıl keseceksin? Sen bir de ondan bahset tamam. bize. Tamam. Üçgenler yapacağız ama hani normal sigara böreği gibi. Evet. Üçgenler hazırlayacağız. Ama biraz daha küçük küçük olacak. Hemen ben köşeden size yapacağım. Devamını sonra ben de yaparım. Devam ederim. Önce 4'e böleceğiz. Bu her dilimi 5'e. Ha şöyle. Şöyle. Evet, ellerine dikkat et canım hızlı yaparken. Şöyle 5'e böldük. Evet. Şimdi hemen içimizden şöyle ben size göstereceğim. Oo, harika. Bunu 20'ye bölüp içimizi de 20 eşit parçaya ayarlayacağız. Daha sonra bu iç şey yapmasın diye şöyle bir kapatacağım. Yani parçalanmasın diye.
Ondan sonra gelişi güzel. Şöyle top şekli vereceğim. Hatta burada işte bu iç malzemeden şöyle elimizle yuvarlayacağız. Hı. Daha sonra galetonuna bulayacağız. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizeceğiz. Hem de fırında pişmiş olacak. Evet, 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 evet. O kadar. Olaysın, olay. Bu da çok güzel. Bu da çok iyi bir fikir. Tahmin ediyorum lezzeti hissetmişsinizdir. Evet, çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çok güzel, çok sağlıklı. Fırında da pişecek. Güzel çolar çocuğa yaparsınız. Hafta sonu kahvaltıda yapın. Şöyle ailecek bir araya geldiğiniz geç yenen bir kahvaltıda yapabilirsiniz. Nefis fikir. Sibel, teşekkür bravo. Ederim. Tebrikler. Top böreğe biz bayıldık. Hazır. Ekipçe. Böreğimiz evet. Arzu ederlerse ıspanaklı da yapabilirler. O da çok lezzetli oluyor. Ispanaklısı onu da çok güzel oluyor. Unuttuk. Diyor ki doğum günlerinde çok güzel olabiliyor. Üstüne kokteyl çatalları böyle batırarak hani evet. Alıp tek lokmalık böyle yenebiliyor bu börek. Şimdi fırına girecek. Evet. İstersen fırına atayım ben bunu. Peki. Atayım. Sen neli şeydi? İçindeki malzemeleri bir kez daha pekmezli. Ne yaptık? Bir paket petibör bisküvi kullandık. Bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı pekmez, bir çay bardağı süt ve yine iri iri kıydığımız bir çay bardağı ceviz kullandık. Kakao'yu hepsine söyledin mi? Bir yemek kaşığı da kakao, evet onu atladım. Hindistan cevizi bir de kullandık. Sarma esnasında naylonumuzun üzerine Hindistan cevizini döktük, serptik. Tekrar bir rulo yaptıktan sonra yine üstüne serpiyoruz. Çıktıktan sonra da ben biraz şey yapıyorum çünkü içine emiyor. Malzeme Hindistan cevizini belli olsun yani diye. Yani içine ekstra şeker koymadan sadece evet. Bisküvitin içindeki şekerle bir şey yaptık. Şu şekilde de dilimleyeceğiz. Ben şöyle isterseniz göstereyim. Olay güzel oldu. Yani gerçekten böyle yine tahinli. Şöyle yapalım isterseniz yani, daha iyi görürsün. Bizim Türk evlerinde adetlerinde bu mozaik pasta çok sevilen bir evet, şeydir. Evet. Çikolata soslu yapılır. Çikolata soslu ama bunun bu şekilde tahin pekmezli yapılmış olması çok güzel. Biz annelerin de hemen çabuğuna kolayına geliveririz. Evet. Hemen bir tane yapıp koyuveririz. Her zaman difrizde bulunursa mesela kahve yanına gelen misafirimize bile bir iki dilim ikram edebiliriz hemen. Şimdi aniden bu mesela gelen difrizden mi çıktı şu anda? Bu evet. Çok güzel. Difrizden çıktı. Evet yiyeceğimiz kadar alıp difrizden gerisini yine koyabiliriz. Evet. Süper güzel. Vallahi çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sağ olun. Rica ederim. Sibel Yalçın. seni tanıdığıma harika. Çok memnun oldum. Teşekkür küçük ederim. Defne yaprakları koparmış. Bahçesinden getirmiş. Onların arasında servis yaptı. Beğendiniz mi hanımlar? Çok güzel. Konukları. Sağ olun. Pekmezli tahinli mozaik pasta. Ha, çok güzel. Ama ben diyetteyim. O kadar güzel kokuyorlar ki benim yerime de ben sizi temsil ediyorum. Siz de yiyemiyorsunuz. Ama bu konuklarım yiyecekler. Şimdi afiyetle. Siz yiyorsunuz. Sen en çok ye. Çok zayıfsın. Evet. Sen birkaç tane ye.